Ukrayna-Rusya krizinde e, krizi e, tırmandırarak bütün Avrupa ülkelerinin e, Rusya'ya karşı bir tavır içine girmelerini sağlamaya çalışıyor. Ama görüyoruz ki başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın esas ülkeleri, Rusya ile çıkarları olan ülkeleri tam tersine kendi içlerinde ayrışıyor. Yani bana göre e, ergen bir tavırla hareket eden Doğu Avrupa'nın yeni NATO üyesi olan, ülkeleri Sovyetler Birliği'ne duydukları eski kin ve hıncın intikamını acaba NATO yoluyla alabilir miyiz gibi tavırlar içindeler. Yani bunun mesela çok zorlanması halinde Amerikanın ulusal çıkarlarına veya NATO'nun çıkarlarına hizmet edip etmeyeceği Türkiye'yi nasıl bir zor tercihe zorlayacağı falan apayrı tartışmaları beraberinde getiriyor. Şimdi demek istediğim şu ki biz burada evet. mevcut hükümete ben mesela ya burada Türkiye'nin dış politikasını sürekli eleştiren birisi olarak şunu söylüyorum. Bunlar bu eleştirilerimi tekrar ediyorum. Ama Biden'ın söylediklerinin kabul edilebilir bir tarafı da yok. İkinci bir şey de şu. Şimdi diyelim ki Amerika ile ilişkilerimiz fevkalade iyi. Her alanda çok iyi gidiyoruz. Yani tam çok kutupluluğun ruhuna uygun bir şekilde Amerika bizimle bir bölgesel güç olarak ...izlemeye çalıştığı politikaları e, önceden danışarak belirleme yönüne gidiyor. Bizi haberdar ediyor, diyor ki ya bu bölgenin önemli bir ülkesisiniz... ...bizim de müttefikimizsiniz, bir de daimi dostumuzsunuz... ...şu konuda ben böyle bir şey yapıyorum, sizinle önceden bir konsültasyon oluşturalım... ...bu konuda sizin e, olmazsa olmazlarınız nelerdir yani... ...bizim politika e, planlamasının içinde bunlar da yer alsın falan diye... ...her şeyimiz fevkalade gidiyor... Ama Biden mesela e, bu soykırım hikayesine takmış. O zaman bile kabul edilmez bu. O zaman bile kabul edilmez. Kuvvetli karşılıklar verilir ve e, uyarılır evet. karşı taraf. Ama şimdi Amerika ile öyle bir durumdayız ki anlaşabildiğimiz bir tek konu yok. Yani siz PKK, PYD'ye silah veriyorsunuz gözümüzün önünde. Mesela Kıbrıs konusunda Rumlardan çok siz karşımıza dikiliyorsunuz. Peki bugüne kadar uluslararası toplumun iki taraf önüne getirdiği bütün planları aşağı yukarı Türk tarafı kabul edip Rum tarafı reddederken ne yapmamızı bekliyorsunuz Kıbrıs'ta? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızmış olmanızın böyle bir Kıbrıs politikasıyla karşımıza dikilmenizi haklı çıkarması beklenebilir mi? Dolayısıyla burada Amerika'yla uzlaşma alanımız kalmadı. Bu çerçevede de şu söylenebilir. Benim görüşüm Evet Biden yönetimiyle Türk-Amerikan ilişkileri çok zorlu bir döneme girmişti. Şimdi ise yönetilemez bir hale geldi. Şimdi Türkiye bunu evet. e, hiçbir şey olmamış gibi değerlendiremez. Mutlaka karşılık vermek zorunda burada. Eğer karşılık verilmezse hani deminki dediğim gibi ya işte ilişkilerimiz Fevkalade iyi. Ne bileyim şurada şu yatırım var, burada savunma sanayinde ortaklığımız şöyle ilerledi, burada böyle oldu. Yani Fevkalade iyi gidiyoruz ama adam böyle bir saçmalık yaptı. Biz de buna karşılıklar veriyoruz. Bu karşılıklarla da yetinelim denilebilecek bir şey değil. Çünkü siz eğer karşılık vermez, belli konularda yeni adımlar atmazsanız yarın bir gün Biden dönemi, Biden yönetimiyle ki ben zayıf görüyorum bu ihtimali ama Biden'dan sonra gelecek bir yönetimle Türk-Amerikan ilişkilerini bir dosya olarak ele almak istediğinizde bugünkü noktada tıkanmış kalırsanız o müzakereler bugünkü noktadan başlar. Ama siz kendi ulusal çıkarlarınız doğrultusunda adımlar atmışsınız, belli noktalara getirmişsiniz. O zaman dersiniz ki kardeşim bunun böyle olmasını siz istediniz. Yeni bir gerçeklik var, bu yeni gerçekliğe uygun bir şekilde müzakere etmek zorundayız. Dolayısıyla hükümetin mutlaka adımlar atması lazım. Burada en büyük görev hükümete düşüyor. En önemli konu içeride Peki. kutuplaşmayı azaltıcı adımlar atılması. Muhalefet partilerinin katılması, STK'ların, kamuoyu, e, ne derler, e, kanaat önderlerinin, diğer insanların, herkesin buna destek vermesi lazım. Bu çok önemli, çok hassas Peki. bir konu. Yani görmezlikten gelinemez. Evet hocam. Peki hocam e, izin verin bir Sayın Yunus Emre'ye döneceğim. Şimdi siz işin e, diplomasi boyutunu, uluslararası ilişkiler boyutunu çok güzel anlattınız. Gerçekten söylediğiniz her şey e, geçmişte yaşanmış ve bugüne taşınan hem diplomatik hem siyasi yanlışlarla dolu bir kısa e, iz düşüm verdiniz bize. Sayın Emre. Buyurun şimdi e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Şöyle diyor. Biden'ın bu sözleriyle ilgili gelecek günlerde ve aylarda farklı biçim ve derecelerde tepki verilecektir diyor. Soru geliyor. Diyorlar ki İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması ihtimali var mı? Yanıt? Yanıt yok. Yani yanıtsız. Devam ediyor yine kalın. Bizim uygun bulduğumuz yer ve zamanda bu talihsiz ve adaletsiz açıklamaya yanıt vermeye devam edeceğiz. Şimdi bu açıklama Cumhurbaşkanı adına yapılmış bir açıklama. Şimdi bu açıklamaya baktığınız zaman anlıyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası umarım bizi yanıltır, umarım böyle bir açıklama yapar, umarım Türkiye'nin onurunu, incinen şerefini, haysiyetini dik tutacak. Kardeşim biz Nazi Almanyası değiliz, biz bu insanlara böyle bir kötülük yapmadık, Bunlar bizim yurttaşlarımız. Birlikte yaşam özlemi içinde biz eşit yurttaşlık çerçevesinde aynı ülkede yaşıyoruz deme cesaretini umarım gösterir. Ama Sayın kalının bu gelecek günlerde ve aylarda farklı biçim ve derecelerde tepki verilecektir sözleri ne anlama geliyor sizce? Vallahi çok açık. Yani güzel bir değiş var Türkçemizde. Ee, nesini söyleyeyim canım efendim? Yani şimdi Fatih Bey bunun nesini söyleyeyim? Adamın ne söylediği ortada zaten. Yani bir şey söylememek bu bu örnekte aslında ne, ne söylediğini ortaya koyuyor. Şimdi şöyle ele almak lazım bence bakın. Ee, az önce ifade etmiştim. Bu iktidar döneminde ulusal onurumuzu zedeleyen çok önemli, çok kötü şeyler oldu. Bu da hatırlayacaksınız 2003'te başladı. Yani o askerlerimizin başına çuval geçirilmesi hadisesinde başladı. Buna karşı bir tepki vermeliyiz. Bari bir nota verin sorun nedir durum diye o zamanki başbakan... Sayın Erdoğan'a sorulduğunda sen notayı ne zannediyorsun? Müzik notası mı o? Falan deyip yani bu olaylara ne kadar hakim bir kimse olduğunu o zaman da ortaya koymuştu zaten. Şimdi ama ama Türkiye bu değildir. Bakın bunu söylemek lazım. Türkiye bu değildir. Yani e, Türkiye ne zaman ki demokrasiden uzaklaşmıştır bu türden tavizkar, ulusal onuru çok da önemsemeyen politikalar öne çıkmıştır. Mesela 12 Mart olmuştur hatırlayacaksınız. E, haş haşa yasaklanmıştır değil mi 12 Mart hükümetlerinde? Ya da 12 Eylül olmuştur. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü, askeri kanalına dönüşü asker hükümetler döneminde kabul edilmiştir. Yani Türkiye'de aslında bana sorarsanız bugün de benzer bir şey yaşanıyor. Yani Türkiye, Türkiye demokrasiden uzaklaştığı için zayıflıyor, ekonomisi kötüye gidiyor ve Dışarısı ne der yaklaşımı daha çok ön planda oluyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre falan kararlar alınmıyor, tepkiler verilemiyor. Ama ama Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durduğunda, demokratik bir işleyiş olduğunda durum çok farklıdır. Yani ne oldu? 1974 yılının yazında Rumlar bir faşist darbe Kıbrıs'ta yapmaya kalktığında, oradaki bizim soydaşlarımızın başına çok kötü işlerin gelebilmesi ihtimali ortaya çıktığında bir bir katliama, bir etnik temizliğe varabilecek bir şey ortaya çıktığında hemen o zaman e, rahmetli Ecevit'in başbakanlığında askeri harekatla, Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış getirilmiştir. Ya da buna karşılık Amerika tarafından bize bir ambargo uygulandığında yine hatırlayacaksınız O zaman rahmetli Demirel hükümetinde 1975'te Türkiye'deki Amerikan askeri üstleri ve tesisleri kapatılmıştır. Yani Türkiye Türkiye geçmişte ee, bu tür olaylar karşısında tepkisini ortaya koyabilen bir konumdaydı. Ama şunun da üzerinde durmak lazım. Esas güç Fatih Bey, esas güç güçlü olmak hali. Tabii ki elinizdeki kartları masaya sürmemektir. Bu kartları oynamamaktır. Yani siz bir ülke olarak gerçekten güçlü ve yumuşak gücünüzle tabii daha çok takdir gören bir konumdaysanız ee, ekonomik gelişmenizde. ...bölgedeki etkinizle... ...e tabi böyle bir muameleyle karşılaşmazsınız... ...yani... E, ...bugüne kadar Amerikan başkanları... ...bu türden açıklamalar yapıyorlardı... ...24 Nisan günlerinde... ...başka sözcükler kullanıyorlardı... ...bugün ne oldu da... ...bu sözcüğü... ...Türkiye'nin hak etmediği bu sözde soykırım ifadesini... ...kullanabilir bir konuma geldi... ...bu soruyu sormak lazım... ...bu bizim vazifemiz... ...bu sorunun yanıtı da çok açık aslında... Türkiye gerçekten ekonomide, diğer alanlarda büyük sorunlarla karşı karşıya, kırılgan bir konumda. Türkiye nasıl olsa tepkisini ortaya konmaz diye düşünülüyor, konamaz diye düşünülüyor Erdoğan iktidarı tarafından. Diğer taraftan da şunu da eklemem lazım, e, kurumsal işleyiş kaybolmuş. E, dış politika e, bir takım aile yakınlarına, kişisel yakınlıklara, eski milletvekili olup işsiz kalan AKP'lilerin elinde kalmış. Büyük Büyükelçi atamalarında da daha önce anlatmıştım örnekleri görüyoruz. Bakın ben size bir, şey anlatayım. Ya çok bunlar bizim için ızdırap verici. Gazi Meclis diyoruz değil mi? Milli mücadeleyi başarmış Gazi Meclis. Şimdi biz ya ben geçen hafta Strasburg'daydım Avrupa Konseyi toplantısı için. Orada da aynı şeyleri sordular. Ya şimdi insanların Fatih Bey inanır mısınız? Aklı almıyor. Yani İslam Sözleşmesi'nden Türkiye çıktı. Peki diyorlar bunu yaptı. Yani siz bunu mecliste diyor hiç tartışmadınız mı? Yani ne yazık ki tartışmadık. Mecliste bu tartışılmadı. Nasıl tartışılamaz ya diyorlar. Nasıl tartışılamaz? Yani insanların aklı Türkiye'nin böylesine ciddi bir meselesinin mecliste tartışılmasının bile mümkün olmamasına, bakın mümkün olmamasına şaşıyor. Bakın size bir örnek daha vereyim. Şimdi bir insan kaçakçılığı gündem biliyorsunuz var Türkiye'de. Ee, i̇şte bu gri pasaportla bir takım yurttaşlarımızın Avrupa'ya kaçtığı falan. Ya biz milletvekilleri olarak Dışişleri Komisyonu üyesi milletvekili olarak Dışişleri Komisyonu'na bir yazıyla müracaat ettik, dilekçe verdik. Geldik, bu olay nedir kardeşim biz bunu anlamak istiyoruz. İlgili bürokratları çağıralım. Efendim İçişleri Bakanlığı'ndan, Nüfus Dairesi'nden, pasaporttan, başka yerden, efendim Dışişleri Bakanlığımızdan ilgililer gelsinler. Şu komisyonu bilgilendirsinler. Bize de gazeteciler soruyor. Ya bu nedir? Bu olay nedir? Türkiye'de bu işler nasıl yapılıyor? Bakın toplan, toplanmadı komisyon. Ya bizim bu talebimiz reddedildi. Yani şimdi bir demokratik ülke düşünün ki çok temel meselelerini mecliste bırakın karar altına almayı müzakere edemiyor, konuşamıyor. Şimdi bunun olmadığı bir ülkeye her türlü muameleyi ne yazık ki bu şekilde yaparlar. Bakın. Çok üzülüyorum bunu söylerken ama böyledir.